Alo, hayırsız oğlum. Anne, o nasıl laf? Laf gibi laf işte. Az bile sana. Ya annem, bak neredesin sen? Gelini aldı götürdü falan diyorlar. Gelinim getirdi tabii beni buraya. Biricik gelinim, dileğim beni buralara. Aldı da oralardan getirdi. Ya anne, neden bahsediyorsun sen? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Aa, nasıl yaparım değil mi? Senin yaptıklarından sonra benim yaptıklarım az bile. Zaten bundan sonra size muhtaç da olmayacağım. Allah'a şükürler olsun. Karşıma kısmet çıktı. Kocam olacak başımda dibek gibi. Ne kocası anne, neden bahsediyorsun sen ya? Kısmetim çıktı oğlum. Şimdi istemeye gelecekler akşama beni. Hem de çok kibar. Çok beyefendi. Hem de artist kendisi. Olmaz öyle şey. Olmaz. Sen çok ararsın beni de. Çok. Ya. Ah be anne, ah be anne. Annem nasıl evlenir ya? Alo. Dilek, ne haber? İyidir. Spora gelmedin bugün. Ha, işim vardı. Bana bak, bir şey diyeceğim. Sen böyle aramızda bir şey yok, hala arkadaşız falan diyorsun da... bana pek öyle gelmiyor. Bolu etkiledi kimse. Yok canım, ne etkileyecek? Ne bileyim, böyle spora gelmemeler falan. Ayrıca sen de bana karşı bir şey hissetmesen böyle davranmazsın diye düşünüyorum. Allah Allah ya! Ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyordum, tamam? Sen niye kendi kendine gelin güvey oluyorsun ya? Ayrıca ben şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Soğan doğruyorsun Dilek. Ne bileyim ben, nasıl bilebilirim ki ne yaptığını? Sensin soğan. Soğan erkeği. Bir kere bana görücüye geliyorlar. Ne? Görücü mü? Hadi be, atıyorsun. Ay niye atacakmışım canım? Bana görücüye gelemezler mi? Hayır, o değil de ne bileyim. Adam birdenbire ilk görüşte aşık olmuş bana. Hem de kim biliyor musun? Lütfü Varlık. Allah Allah. Yapma ya. Bu adamla evlenemezsin. Aa, sana ne be? Sana mı soracağım? Evet, bana soracaksın Dilek. O adamla evlenmene izin vermem. Aa, manyağa bak be. Alo. Alo. Dilek. Dilek.